ki Bild gazetesi yahu diyor Türkiye'ye makine teçhizat şu bu satan Almanya'ydı biz sıralamada artık yokuz bizim yerimizi Türkiye aldı Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi çok fazla gelişiyor bizim yerimizi Almanya'nın yerini Türkiye aldı 2030'a kadar bu ticaret hacmi öylesine büyüyecek ki tabi bu 2030'a kadar deyince insanın aklına ister istemez şöyle bir soru geliyor yani yatırım yaptıkları kazanması için de o kadar destek verdikleri altılı masaya güvenmediklerini bize gösteriyor yani. 2030'a kadar da bir şey söylüyor. 2030 yılına kadar Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin çok fazla gelişeceğini, çok fazla büyüyeceğini söylüyor. Ve bu konuda dertleniyor. Biz niye ambargo, biz niye yaptırım uyguladık falan demeye getiriyor. Peki. Bir yıl önce erken seçim yapılsaydı ya da 3 yıl önce 4 yıl öncesinden itibaren iktidarda Erdoğan olmasaydı böylesi bir dönemi pandemi ardından Rusya-Ukrayna savaşı ardından küresel enflasyon ardından enerji fiyatlarındaki Hı. artış ve Rusya'ya ambargo uygulamışsınız yaptırım yapmışsınız ilişkileri kesmişsiniz halin nice olurdu senin Tabi. Bana ne Rusya'da Ukrayna'nın savaşında? Tabi. İnsan olarak, insanlık olarak o o kısım başka bir tabii, şey. Tabi tabi. Orayı zaten kendi içinde iki bölüme ayırabiliyoruz. O da şu. Şimdi Rusya'nın Ukrayna ile ilgili işgali başladıktan sonra Türkiye bu bir şey olsun aynı zamanda çerçeve olsun bizi dinleyenler açısından. Perspektif. Ya da perspektif olsun. İki ana direk üzerine inşa etti siyasetini. Birincisi ...uluslararası hukuk. Ne diyor uluslararası hukuk? İşte bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal ediyor. Türkiye... ...uluslararası hukukun dışında davranıyor mu? Mesela Aynen. diyor mu... ...işgal haktır... ...Ukrayna Rusya'nın toprağıdır mı? Diyor Türkiye. Yoksa Ukrayna'nın... ...Rusya tarafından ilhakı kabul edilemez diye... ...2014 yılından bu yana... ...Putin'in suratına bizzat Erdoğan tarafından söyleniyor mu? Söyleniyor. Peki... ...Ukrayna Rusya işgalinde kaldığında ve onun öncesinde Ukrayna'ya yönelik olarak her türden silah desteği de dahil olmak üzere böyle bir ilişki içerisine girdi mi Türkiye? Girdi. Peki Birleşmiş Milletler'de Rusya'yı kınayan o karara, genel kurulda yapılan kararda Türkiye hangi yönde oy kullandı? Rusya'nın kınanmasıyla ilgili hareket et etti. Peki Türkiye'yi eleştirdikleri konu ne? İşte Meral Hanım'ın ortaya koyduğu şeyleri aslında Avrupa'da söylüyor. Bild gazetesi de söylüyor. Birçok makam söylüyor bu konuyu dile getiriyor. Peki bu uluslararası hukuk mu sevgili Turgay Güler? Yani Avrupa Birliği tamam mı? Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra birlik olarak bir Rusya'ya karşı ambargo kararı aldı. Peki Türkiye bu ambargo kararına katıldı mı, katılmadı? Neden katılmadı? E, Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil. Değil ki. Böyle bir şey var mı ya? Yani ben hem Avrupa Birliği üyesi olmayacağım hem de Avrupa, Avrupa Birliği'nin Birliği çıkarlarına hizmet çıkarlarına için... hizmet edeceğim. Birisi beni alkışlar diye. Ne diyor bugün getireceğiz Gel birazdan. Aa, bak ya Avrupa bile bizi alkışlar. Diyor. Bir şey söyleyeyim mi? O konuşma ikinci büyük faciaettir. ...İHA ve SİHA'lara dokunacağımdan sonra... ...ikinci büyük Artık becağı. paradigma şey... ...kel düştü, takke, takke düştü... ...kel gözüktü, maske düştü, yüz gözüktü. Evet. Yani babacanı bir şey anlatmaya gerek, gerek yok. Gerek Tamam mı? Şimdi Avrupa Birliği... ...ambargo uyguluyormuş. İyi uygulayın, iyi güzel. E Türkiye niye uygulamıyor? Bana soracağına... Şarkul efsat ...üç gün önce... ...ki Orta Doğu'nun en etkin gazetelerindendir... ...ambargoya uymayan... ...Alman firmalarını verdi. E tabii... Ambargoya uymayan Alman firmalarını liste olarak verdi Şarkul efsat Sen de yardım eden PKK'ya yardım eden Lafarge firması Fransızlara laf söyle. Ya Yunanı söyle. Yunanı söyle. Yani tankerle Rusya'nın gazının dahil olmak üzere. Şöyle uluslararası... döndürüp. Tabi 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 tabi. Şimdi İranı söyle. İran İran, İran ha. zaten apayrı bir şey de. Bak ben buradan şeyi getireceğim. Şarkul Devsat gazetesinin şeyini buraya almıştım. Burada Almanya'nın firma firma ismi zikretmek Sıkıntı için. Sıkıntı. Söylemiyorum. Yok. Sıkıntı. Ama yok. konuyu başka türlü ortaya koyamam. Continental, Bosch, Metro, Nauf, Siemens, Hellthiners, bunlar hala Almanya'nın en büyük firmaları olarak Rusya ile ticareti şakır şakır yapmaya devam ediyorlar. Şimdi sen. Bu firmalara yönelik olarak ortaya koymuş olduğun herhangi bir şey yokken... ...31 tane uluslararası şirket Almanya'dan Rusya ile ticaretine devam ediyor... ...ve bu konuda edinmiş oldukları kazanımlar başta otomotiv sektörü olmak üzere yazıyor burada. Peki Açık kaynak. Peki şimdi bunu söyleyelim. Meral Hanım okuyacaksan buraya oku. Meral Hanım heh, oraya gelecektim. şimdi bunu Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil. Kızıyorlar. İyi Partililer kızıyor. Ya eyvallah... Döv, bu konuda Türkiye'ye döv falan filan ama dön dönmedi ki bir dakika ya ey Almanya sen ne, ne ayaksın burada şu 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 firmaların destek devam veriyor Yunanistan'ın tankerlere Rusya'nın doğal gazını... ve likitalar olarak evet. ve petrolünü taşımaya devam ediyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin ortaya koyduğu şey şu. Bir uluslararası hukuk varsa <laughs> ...ben bu uluslararası hukuku uygularım... Tabii. ...ve uyguluyor... ...şimdi bunların Türkiye yalnızlaşıyor... ...Türkiye yalnız kalıyor... ...Türkiye bu konularda... ...Avrupa ile uyumlu olmalıdır siyaseti... ...şartlanmış bir... ...edilgenlik... Peki Amerika uluslararası hukuka uyuyor mu? Örneğini Fransa vereyim... Fransa uluslararası hukuka Örneğini uyuyor Örneğini vereyim... ...Ukrayna'nın ilhakı... ...uluslararası hukukun ayaklar altına alınması değil mi? Neden? Çünkü Ukrayna'nın düzeltiyorum Kırım'ın ilhakı uluslararası hukukun ayaklar altına alınması. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler diyor ki ey kardeşim Kırım bir Ukrayna toprağıdır. Sınırlar bellidir. Tabii Türkiye ne diyor buna? Kesinlikle doğru diyor. Ona göre oy kullanıyor. Ve o konuyla ilgili de her yerde söyleme aynı. Peki Golan Tepeleri kime aittir? Suriye'ye. Suriye'ye. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre kime aittir? İsrail'e. İsrail'e. Hani uluslararası hukuk? Bir dakika dur. Kudüs tartışılmaz bir Filistin toprağıdır. Amerika'ya göre neresidir? İsrail. İsrail'in sözde başkentidir, değil mi? Hani uluslararası hukuk ahlaksız adamlar gelip bize uluslararası hukuk dersi vermeyin. Yani siz Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Golan tepelerini Trump'ın almış olduğu bir kararla BM Güvenlik Konseyi'nde bulunan bir ülke olarak adeta acıktığında putunu yiyen bir putperest misali İsrail toprağı tanıdınız. Bir yalanlar. Altında kendi şeyi var Turgay. Kudüs'ün asla ve asla İsrail'in başkenti olmadığını ispat eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları var. Evet. Altında da Güvenlik Konseyi üyesi olarak Amerika'nın zamanda attığı imza var. Bütün bu imzalara rağmen geldiler dediler ki hayır biz Amerika olarak Kudüs'ü İsrail'in Sözle başkent ilan ediyoruz. Bir... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.